Evet, çok uzun süre sonra herkese merhabalar. Çok özleştik. O sebeple de hemen bir video ile karşınıza çıkmak istedim. Bugünkü konuğumuz aslında çok kişinin tanıdığı, birçok takipçisi olan Denizlili, Tavaslı, gezgin Mehmet Han. Yanımda ta Hollandalardan geldi. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Sizi bir tanıyalım mı? Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, tanıyalım. Ben Mehmet. Hollanda'da yaşıyorum. Aslen Tavaslıyım söylediğiniz gibi. Hobi olarak dünyayı geziyorum. Şu an 13 yıldır. 13 yıldır geziyorsunuz. Peki ne iş yapıyorsunuz? Önce onu bir öğreneyim. Tamam. Aslında işiniz gezmek değil. Evet. Asıl mesleğim benim galvanize ustasıyım. Evet. Hollanda'da bir fabrikada galvanize ustası olarak çalışıyorum. 12 yıldır da o fabrikadayım. Yıllık izinlerimde de sadece yıllık izinlerimde geziyorum. Ne kadar güzel. Çoğu beni tanıyan takipçilerim sadece yıllık izinlerimde dünyanın farklı ülkelerine seyahat ediyorum. Ya, kıskanç bir insan değilim ama Mehmet Bey'i çok kıskanıyorum. İtiraf ediyorum ya, o kadar çok geziyor ki. Kaç ülke gezdiniz? Kaç ülke gezdim? Aslında ilk başta Avrupa'ya gezerek başlamıştım. Her gezgin gibi. Ama Avrupa'yı saymıyorum. Avrupa saymadım zaten. Avrupa dışında 13 ülke seyahat ettim. Bunlar tabii ki dünyanın, yani bir gezginin mutlaka gidip görmesi gereken ülkeler. Küba'ya gittim, Vietnam'a gittim, Asya'da Sri Lanka, Nepal'e gittim, Hindistan'a gittim, Peru'ya gittim, Kolombiya, Ekvador. Bu şekilde Afrika, en son seyahatimi Afrika'da yapmıştım pandemiden önce. O da Uganda'ydı. Evet. Daha öncesinde de Tanzanya ve Zanzibar Adası seyahat etmiştim. Evet. Dikkatimiz ne çekiyor Mehmet Bey'in gezilerinde? Gittiğiniz her yerde insanlara ne yaptırıyorsunuz? Tavas zeybeği dinletiyorsunuz, evet. Ya da işte çaldırıyorsunuz bir şekilde ya da oynatıyorsunuz. Aynen. Çok güzel değil mi? Evet. Ya aslında Denizli'nin bir kültür elçisi gibi geziyorum. Ne güzel. Fanatik bir Denizli spor taraftarıyım ve onu da yansıtıyorum seyahatlerimde. Her zaman yanımda. Her formalarımı, atkılarımı hep yanımda götürüyorum. Yerel insanlarla birlikte fotoğraf çekiliyorum formalarımla. Ne kadar güzel. Formaları takıyor, evet. Atkıları, formaları giyiyor ya da giydiriyor. Evet, insanlara. Giydiriyorum. En sonunda da zaten onları hediye ediyorum orada. O formaları geri getirmiyorum tabii. Sonra da Tavas zeybeğini açıyorlar. Hadi bakalım. Evet. Harika. İşte Kolombiya'da çaldırmıştım. Hindistan'da bir pazar yerinde. O şekilde. Ne kadar güzel. Kültür elçisi işte Mehmet Bey. Tavas zeybeğimizi bütün dünyaya tanıtıyor. Harika. Peki ne tepkiler alıyorsunuz? Müzikle alakalı bir yorum yapıyorlar mı? Çok güzel falan diyorlar mı? Evet, çok güzel diyorlar. Müzik farklı geliyor tabii onların müzik tarzları farklı olduğu için. Biz çok başka, onu izlerken inanılmaz bir milliyetçi duygularımız kabararak izliyoruz. Evet. Bu anlamda herkes adına ben size teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel. Tam evet. Bir kültür elçisi Mehmet Bey. Bugüne kadar gezdiğiniz yerlerde mesela aklınızda kalan, o kadar da güzel bir yermiş dediğiniz, evet, yer neresi? Güzel bir yer demeyelim de çok ilginç diyelim. Peki. Dünyanın en ilginç geleneklerini gördüm. Yerinde ölülerin yakılma anını. Ganji Nehri var. Hindistan, Nepal sınırlarından geçiyor. Ganji Nehri'nin bir kolu vardı Katmandu'da. Nepal'in başkenti Katmandu'da. Bagmati adında. Onlar için çok kutsaldı. Ülkenin orada dört bir tarafından başkent Katmandu'ya geliyorlardı orada ölmek için. İşte bu çok ilgimi çekmişti. O sabahın erken saatlerinde oraya varmıştım. Cenazeleri getiriyorlardı. O yakma töreninde bulundunuz, evet, bizzat. Evet, orada bir de kas sistemi vardı. Yani herkesin klasına göre yakılma işlemi vardı. Mesela zenginler farklı bir yerde yakılıyordu. Hiyerarşi. Fakir, evet. Fakirler farklı bir bölgede. Her tarafa duman kaplamıştı. Yanık insan. Kokular. Ya, evet, kokular. Bir de arkada o onların dini müzikleri. Evet. Ve çok farklı bir dünyaydı. Deneyimlememizi öneriyor musunuz yoksa? Dünyanın farklı kültürlerini tanımak isteyenlere tabii öneririm. Yani ben çok da tercih etmeyebilirim bunu. Herkesin yurt dışına çıkacaksa şurayı görmesi, evet, şart dediğiniz yer. Tabii mesela Küba. Küba. Hem yani daha güvenlik açısından daha güvenli bir ülke. Sakin. Sakin. Bir de uzak olarak, yani uzak ülkelerin arasında kesinlikle Küba derim. Küba olabilir, Vietnam olabilir. Onları kesinlikle tavsiye ederim yani. Evet. Bu gezi esnasında böyle bir yaşadığınız bir zorluk, başınıza gelen kötü bir şey var mı? Zor bir zorluk yaşamadım. Başıma bir iş de gelmedi. Gümrük kontrollerinde olsun, polis, pasaport kontrollerinde biraz bekleme, özel kontrol. Onları yaşadım tabii. O da normal. Yani öyle can sıkıcı bir şey yaşamadım şimdiye kadar. İnşallah hiç yaşamayın. Tek başıma seyahat etmeme rağmen yani. Tek başıma seyahat ediyorum. Evet. Peki bundan sonraki süreçte
Nereler var? Devam edecek tabii geziler, evet, değil mi? Evet, şu an işte pandemiden dolayı 2 yıl ara vermek zorunda kaldım. Maalesef. Ama bu yılın sonunda bir seyahatim var. 2 yıldır işte Endonezya'ya gitmeyi bekliyordum. Sınırlar kapalıydı. Şu an yavaş yavaş açılmaya başladı ama Endonezya hala kapalı kalacakmış duyduğuma göre. Ya. Onu büyük ihtimalle Meksika ile değiştireceğim. O zaman Meksikalılar da bir tavasya gibi oynayacak yani, değil mi? Evet. Deniz sporu da şöyle şapkalarının altına. Aynen. Attık. Peki var mı söylemek istediğiniz bir şey? Neşeli Denizli takipçilerine, kendi takipçilerinize. Şu an Denizli'de izindeyim. Hepsini memleketimden. Onlara selamlarımı gönderiyorum. Tanıyorlar değil mi? Yolda falan, evet, çevirenler oluyordur. Evet, birkaç tane oldu. Davet edenler oldu. Hoş geldin diyenler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsine geri dönmeye çalıştım. Geri döndüm.